Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugünkü konuğum, isimdaşım, güzel gözlü, güzel yürekli, sevgili meslektaşım Hülya Darcan. Hoş geldin Hülya, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Çok güzel, da mutlu oldum. Çok güzel görünüyorsun bu arada. Sağ ol. Davetimi kırma, siyah. Beyaz. Evet. Bilerek sanki benim Beşiktaşlı olduğumu. Öyle mi? Evet. Selim duymasın. Vallahi, doğru. Şaka söylüyorum. O da bilir benim ne kadar çok Beşiktaş hayranı olduğumu. Sevgili Hülya, geçtiğimiz şu son 4-5 sene tek izlediğim dizi Diriliş Ertuğrul'du. TRT'de birlikte Engin Altan'la birlikte oynadığınız. Ben önce ondan bahsederek başlamak istiyorum programıma izin verirsen. Çünkü müthiş bir performans sergiledin. Olağanüstü oyunculuk sergiledin. Bir oyuncuya bir rol bu kadar mı yakışır? Bu kadar mı hazmettin onu? Ve biz sanki o yıllara gittik. Ve o kadını tanıdık. Müthiş bir şeydi. Ve Türk kadınına verilen yeri gördük. Evet. Tarihimizde, kültürümüzde, geçmişimizde. Büyük 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 hayranlık duydum. Şimdi son zamanlarda soruyorlar. Diyorlar ki Hülya Hanım, sizi sinemada görmüyoruz. Hani teklif mi almıyorsunuz ya da işte beğenmiyor musunuz? Yani teklif alıyorum da aldığım tekliflerde orta yaş üzeri kadın oyuncular için genellikle böyle kaynana, pek ara bozan, şey yapan, polemikler yaratan filan, gelinine kötü davranan ya da işte damadıyla çekişen falan, böyle bu tipler. Ben böyle tipleri oynamak istemiyorum diyorum. Peki ne oynamak isterdiniz? Ben Diriliş Ertuğrul'daki Hülya. Ah canım. Kulağına geldi canım. Mi böyle? O gelmedi, o ama gelmedi, senin her zaman çok böyle bir stahişle beğendiğini çok söylemen beni çok gururlandırıyordu. Çok büyük, büyük hayranlıkla izledim. Teşekkür ederim. Ama çekimler öncesi sen büyük bir hazırlık döneminden geçtiniz. Ben bildiğim kadarıyla değil mi? Atabilmek, kılıç kullanmak, o çakı kama. Yani bayağı bir savaşçı kadın gibi onları çalıştığınızı öğren. Evet, yani çok ciddi bir hazırlık dönemi oldu. Gerçi ben o kadar fazla şey yapamadım, o derslere katılamadım. Ama mesela diyelim ki yarın öyle bir sahnem varsa bugünden çalışmaya başlardık. Ya işte bizim koreografi hocaları gelirdi, onlar gösterirlerdi falan. Ata da bindim ama çok isterdim, keşke hep atlı sahnelerim çok olsun. Çünkü Haymana öyle bir kadın. Evet. Yani bir erkek tarafı o kadar ağır ki ata da biniyor, kılıç da kullanıyor ama bu taraftan hamur da açıyor, çocuk da doğurtuyor, her şeyi yapan bir kız. Zaten Hayme'nin anlamı otağ demek, otağ anası. Ay, Hayme. Çok güzel. Ama benim belimde bir rahatsızlık oldu yıllar önce, bel fıtığım vardı. Yani çok önemli bir şey değil, herkeste var. Hep derdim ki çocuklar bak bineyim ama düşersen beni yerden kazırsınız. Çok zor çünkü o atlar, evet hepsi şeyle, eğitimli atlar. Ama ben tabii diğer bizim çocuklarımız gibi aylar öncesinden böyle bir ders alma imkanım olmadı. Neyse ama bindim gene, sonra da hoşuma gitti. Hatta omuzun filan sakatlanmış. Ya evet, o gün çok şey bir sahneydi o. Baya böyle bir Moğollarla savaş sahnemiz vardı. Tabii soğuk vücut herhalde, veyahut da ben hep öyle oluruz ya, kaptırırız kendimizi. Bir yerimiz kesilir, anlamayız. Aa, buradan kan akıyor, ne zaman kesildi deriz. Evet. O gün de öyle bir şey oldu herhalde. Çok ters bir hareket yaptım ya kılıçla. İnanır mısın, hala bazen omuzum ağrıyor. Kötü bir hatıra kalmış. Evet. Ama yani işini aşkla yapmak bu işte. Farkında bile değilsin. Tabii. O anda İyiyim. Rolünün hakkını vermek aynen senin öyle. Derdi. Aynen öyle. Görüntülerimiz var. Biraz hatırlayalım mı? Ne güzel. Hiç tamam. Unutmadığımız güzel sahneler var aslında. Gün yüzü görsek kim söze geliriz?
İçimiz ağlasa, dışımız gülse, nazara geliriz. Bey otağına bir defa düşen, kurtuluş kara toprakta arar. Ne yapalım? Bizim kaderimiz de böyle yazılmıştır oğul. Ya benim kaderim? Gönlüm kınık soyundan sevdiceğini, hilesi kara kazuluk atına bindirmiş, dört nala gider. Lakin babamız, beyimiz, kayının ala gözlü kızını uygun görmüştür. Benim gönlümdeki atta sadece bir tane eğer vardır ana. Bey sözü, atasözü söylendikte yiğide zebun olmak düşer. Vakit gelip bey olduğunda yüreğinde otağın kadar büyük olmalı. Gönlünün atında bir eğer varsa oraya avradını değil kendini oturtmalısın. Ne kadar güçlü bir kadın. Hayran olmamak mümkün değil. O diyalogların güzelliği. Aynen öyle. Gerçekten. Ben her hafta, ya, pardon. Hayır lütfen. Her senaryo gelişinde böyle bir şey, o böyle bir şey olabilir mi? Yani 150 bölüm çektik ya. İşte 5 sezon. Yemin ediyorum 150. bölümde dahi ilk defa ilk senaryo geliyormuş gibi nasıl bir heyecanla onu açıp okumak, ezber yapmak, sete gitmek. Ben mesela hep çok heyecanlandım sete giderken. Ay bugün hangi şu sahne çekilecek Allah'ım işte böyle, diye böyle. Böyle bir şey oldu mu yani bir sorumluluk hissettin mi? Çok fazla. Yani Türklerin atasından söz ediyorsun. Tabii çünkü. Tabii. Yani herkes orada kendini buldu. Bence Türk kadını orada kendini buldu. Bence de. Bence o güçlü, o asil, tabii, o dik duran ve dediğin gibi evlatlarını kavrayan, evet, gerektiği zaman işte hamur da açan, evet, at üstünde kılıç da sallayan, tabii, kadın. Tabii. Sen de benim gözümde çok çok güçlü bir kadınsın. Çok değerlisin Hülya. Canım, kendinle özdeşleştirdin mi o kadını? Şöyle tabii ki Hayme ile benzer taraflarımız çok fazlaydı. Zaman zaman diyorum ki hayır bir dakika ben film çekiyorum. Kaybediyor muyum kendimi? Çünkü Amerikalı ünlü bir aktör şu an ismi gelmiyor ağzıma. Ben işte bir yıl hiç kimseyle görüşmüyorum bir film çekerken. Kimseyle görüşmüyorum, kimseyle bir şey yapmıyorum. Oynadığım karakterden dışarı çıkmak istemiyorum. Ama bir yılda o karakterden çıkmak için uğraşıyorum dermiş. Düşünün. Bizim tabii öyle olmuyordu. Mesela yok, ben haftada 3 gün çalışıyorum. Ha, bazen 4 gün çalışıyordum. Ama ne zamanki arabadan inip işte makyajdı, saçtı, kostümdü, oraya kadar her şey güzel, normal. Obadan içeri adım attığım an bitiyordum. Haymesin. Tabii. Yani 13. yüzyıl, tamam, etrafında herkes öyle. Yani evet, kamera arkasına bakmazsan öyle. Tabii. Ve hep derdim ben yani Hülya Hanım işte diriliş bitti, evet, askerlik bitti. 5 sene askerlik yaptık. Gerçekten çok uzun bir süre. Evet, evet, ama çok çok zevk aldım, çok keyif aldım. Yani gerçekten ben 67'de sinemaya girdim. 66-67 sesin şeyi. Bir sürü film çekmişim. Ama diriliş çok başka bir şeydi. Ben teşekkür ederim. Çünkü ben çok hayran olarak izlediğim için gerçekten yeri doldurulmayacak. Evet, çok güzeldi. Bir ilk. Bence evet, bir ilkti o zaten. Ve yeri de kolay kolay doldurulmayacak. Sen güzel. Peki kendi özel hayatında ilgi olarak tarih senin ilgi alanında mıydı? Tarih, evet, tarih? Evet, evet. Ve ben Hayme rolünü kabul ettikten sonra Hayme Hatun aslında kim çok fazla şey araştırdın yok. Araştırdın mı? Evet, tabii. Ama çok fazla bilgi yok. Hatta resmi bile yok. Hep böyle tasvir var. Ama ben elime ne geçtiyse okumaya çalıştım. Ufacık böyle işte fasiküller bile olsa, küçücük bir yazı da olsa hep okumaya çalıştım. Ve herhalde çok fazla içime sindirmişim. Hı hı. Bir de şunu düşünüyorum. Mesela okurken
İşte Haime çıkar gelinine der ki böyle böyle. Ben de olsam böyle yaparım diyor. Hmm. Böyle dediğim çok oldu. Çok içselleştirdim. Yani evet ben kalkıp da şimdi yeni ta 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 zaten artık öyle bir şey yok da. Konuşmazdım herhalde. Hep bir şeyleri aslında şöyle şu an çocuklarımıza, torunlarımıza biz ne yapıyoruz bir şeyi anlatırken. Bak yavrum eskiden bunlar böyle böyle olurdu. Onun için de böyle böyle olur diye konuşuyoruz. Örneklemeler yap. Baktım Haime de öyle aslında. Yani gelinine kalkıp da işte kocanla ilgilen veyahut da işte o oraya gidecek sen burada kalacaksın dediği zaman bunu o kadar güzel örneklerle anlatıyordu ya. Ki o gelin de onu çok sevdi. Zaman zaman delirmesi o celallerin zamanlar var tabii Haime'nin. Haklı çok, olarak evet, evlatları için. Evet. Ay çok çok güzeldi. Çok gerçekten güzel. Yeri doldurmayacak dediğim ay, teşekkür doğru. Teşekkür ederim. Aslında belki hani çalışma şartları zordu. Bu duyuyorum dizi saatleri çok uzun sürüyor. Çok yorucu oluyor. Geceler gündüzler birbirine karışıyor. Bilmiyorum öyle bir şartlarda hayır, mı çalıştınız? Öyle değil. Siz daha medeni şartlarda mı çalıştınız? Biz gerçekten bravo. Çok güzel şartlarda çalıştık. Tabii ben kendi adıma söyleyeyim. Bir de Engin'e sormak çünkü erkek oyuncular çok yoruldular. Ben hep söylüyorum. Ah çocuklar çok yoruluyorsunuz. Çünkü onlar mesela özellikle Engin. Biz 5 günde çekiyorduk dirilişin her bir bölümünü. 5 gün çalışan bir insan evet. Düşün. Atın üzerinde kılıç devam. Sallıyor. O kostümler, yaz kostümler kış. Zaten yaz kış. Çok şey ama dediğim gibi insan işte orada kendini kaybediyor. Evet. Kaybediyorduk herhalde evet. Ama çalışma şartlarımız çok güzeldi. Sevgili Metin Günay, sevgili Mehmet Bozdağ. Metin Günay yönetmen. Evet. Evet yönetmenim. Çok başarılı bir yönetmen. Çok, çok. Yani dirilişten ne kadar konuşsam sabaha kadar konuşabilirim. Aynen çünkü öyle. Gerçekten çok hayranlık evet. Duydum. Evet. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Çok tebrik ediyorum. Ne güzel. Senin böyle düşünmen çok güzel. Sen az önce ses mecması yarışması dedin. Aslında ses mecması yarışmasına girmek... Nereden aklına geldi? Birileri mi aklına soktu? Yani, senin için de oyuncu olayım diye yok, bir heves canım, mi vardı? Oyun... Yani nasıl? Nasıl oldu? Oyunculuk falan hiç aklımda yoktu. Onun için de zaten ben ilk filmimin setine beni götürdükleri zaman, evden alıp böyle sete götürdükleri zaman bile heyecanlanmadım. Ta ki Fikret Hakan, Ekrem Burak, Tugay Toksuz. Onları üçünü göre... Ay. Ay dedim ben nereye geldim? Ay inanamıyorum ben falan yapacağım? Oldum böyle. Tabii. Hayır bir inattı. Teyzemin oğlu dalga geçti. Ama sen kim bunu kazanmak kim? Zaten o zaman şeydi. Kapak Yıldızı yarışmasıydı. Adı, İsmi buydu. Adı Kapak Yıldızı yarışmasıydı. Ancak bir anlaşma yapıyordun. Evet. 6 tane filmde oynama evet. Hakkı veriyorlardı. Bu çok büyük bir başlangıç. Evet. Genç. Evet. Bu işi yapacak olan bir insan için bir imkan sunuyorlar. Evet. Adı dediğin gibi Kapak Yıldızı yarışması. Kapak Yıldızı yarışması. Peki ben birinci olmadım üstelik o ben şeyde, de olmadım. O senede. Çok şükür. Tamam derece aldım. Sonra dedim ki bak gördüğün derece aldım dedim falan. Normal yaşamımı sürdürüyorum bitti. Yine böyle gayet şey. Bir gün çok enteresandır bunu anlatmak istiyorum. Arzu filmden bana bir teklif geldi. İşte görüşmek Ertem istiyor Eğilmez. Ertem abi. Neresi yeriniz? Yeni Meleğin hemen arkası böyle dar bir apartmandaydı. Evet. O zaman oradaydı. Sonra caddeye çıktılar. Peki ne zaman? Şu gün şu saatte. Peki. Neyse annemle birlikte. Herhalde daha yaşın hep çok küçük. Böyle anneler hep yanımızdaydı. gittik ki biraz erken gitmişim ben böyle aceleci. Dediler ki saat işte şu saatte gelirler. İyi o zaman çıktık. Orada da böyle bir anne dedim bari saç... Hani saçlarım çok fena dümdüz tarayıp gittim ben. Bu kadar da kabarıyor. Ne güzel saçların vardı senin. Şimdi Bergüzar'ın da öyle. Evet aynen. Demek ki saç açısından anneye çekmiş şanslı. Anne kuaföre... dedi burada bir kuaför var. Girelim hadi kızım saçını yaptıralım dedi. İyi dedim girdik. Ben öyle dememişim. Çok iyi bilirsin sen bir anjelik topuz yaptılar. Ne modaydı. Ama ya, ne modaydı. Ama senin kezbanlarda vardı o. Böyle burada bukleler, buralardan bukle. Aa,
Buradan aşağısı 16 yaş, buradan yukarısı 25 yaş. Böyle bir acayip bir şey oldu. Makyaj yok ama hani saçın model o. Bir hava. Neyse kalktık gittik. Gelmiş Ertem abiniz, kapıyı çaldım. Gel dedi. Ses böyle. Aynı sesine böyle. Dedi. Benim şimdi yani film karesi gibi. Nereye kapıyı geldiğini bilmiyorsun. Bilmiyorum ki nedir, kimdir, Ertem İlmez kim bilmiyoruz. Nereden bilelim. Böyle kapıyı açıp kafamı uzattım. Merhaba dedim. Ben de kimsin dedi. Saçlar bu kadar. Evet. Ben dedim Hülya Darcan. Ne yaptın kafana öyle dedi. Ay o seni en doğal halinle bekliyordu. Tabii yani öyle gördüm. Ben dedim kuaföre gittim. Git dedi o saçını aç önce dedi öyle gel karşıma dedi. Neyse sonra saçımı açtım geldim. Bir film projesi için şey yapmışlar ama olmadı o iş. Yani denk gelmedi. Sonra ben evime geldim. Sanıyorum bir 10 gün sonra falan. Bu sefer evden alıp sete götürdüler beni. Artık tanıyoruz ya Arzu filmi hani. Nereye gidiyoruz falan diye. Ha yine Arzu film. Yine Arzu film. Yine aynı insanlar. O zamanlar Funda ablayla Zuhal Üstüntaş. Aa evet. Asistandı. Ondan sonra onlar işte aldılar beni. Kurtuluş'ta Zeynep Hanım'ın evi. Çok iyi bilirsin orayı. Çok. Oraya götürdüler. Hülya'yı da severim ama müfterem başkadır. Öyle mi söylüyorlar? Öyle konuşurlar ya. Ay çok temiz. Çok titiz bir kadın da ama. Evet. Evet, evet. Neyse beni aldılar. Orada benim mutfağın karşısında bir oda vardı. Bir tek orada soba yanar. Herkes orada oturur. Titreşiriz. Yapa. Neyse oraya bir kapıyı bir açtım. Ay ay. Fikri Talka. Krambur. Aa, Tugay, Tugses Tugay da daha yeni sinemaya girmiş, film çekiyor yani. Girdim içeri, beni zen soktular. Fikret abi böyle kaşını kaldırdı. Bu kim ya dedi böyle hani ay, çocuk sever gibi. İşte Tugay'ın nişanlısını oynayacak. Ama bu çok küçük. Zaten küçük olması lazım. 16 yaş yani komik. Neyse saçım başım tarandı, makyaj falan yoktu işte, fondöten sürüldü. Feyzutun'a da yönetmen kulakları için nasıl sevgilerimi gönderiyorum buradan. Kulakları için. Neyse evet çok tabii çok yardımcı oldu. O büyüklerimizin söylediği her şeyi hep böyle kulağım delik yani hep dinledim. Ben dinledim bilmiyorum. Tabii. Bir gün bana Feyzutun'a dedi ki bak dedi senin yerin burası dedi. Arriflex kameralar var. Altta da akü var. Akü çantası. Buraya oturacaksın. Herkesi izleyeceksin. İzleyerek öğreneceksin. Tabii. Herkesi izleyeceksin. Aklına takılan bir şey olursa bize soracaksın. Hakikaten oraya oturdum. Herkesi izledim. Bir gün beni çağırdı. Hülya koş. Efendim dedim. Bak dedi şimdi Fikret dedi. Karşısında kimse yok ama birçok insan varmış gibi oynayacak. Bak nasıl bakıyor, nasıl. Yani böyle. Çok önemli ama değil mi? O bir nevi elinden tutmak. Aynen bir nevi öyle. Sana yapacağın işi öğretmek. Ben de hatırlıyorum şimdi. Otur seyret. Evet otur seyret. Ben de bir ay oturup seti seyretmiştim susuz yaz. Yani ancak seni bir havaya sokuyorlar. Sen bazı şeyleri kavramaya başlıyorsun. Onların dilini öğreniyorsun. Onların bir dili var çünkü. Tabii. Yani Settin bir dili var. Ben de onu hatırladım şimdi. Hakikaten ne büyük heyecandır o çok değil güzel. Mi? Ay canım. Çok garip bir şey oldu. Dün Beyoğlu'na gittim. Bir işim vardı. Ben böyle bazen şeyler yaratırım oraya gitmek için. Ha bu orada vardı mutlaka gideyim değil falan diye. Neyse işim bittim dönerken hiç aslında kahve sevmem açıkça. Türk kahvesi çok fazla sevmem, içmem. Arada bir içerim. Abi baktım benim çok sevdiğim bir kahvecinin kafesi var orada. Girdim oturdum. Yeni Meleğin karşı sokağı da olan bir yer. Neyse oturdum kahve, çocuk getirdi kahveyi. Yeni Melek vardı ne oldu dedim. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum yani. Evet orada bir sinema varmış ama de genç bir çocuk. Şu an bir şeyler yapılıyor falan dedi. Neyse ben kahvemi içtim çıktım. Zaten sokağın başına başımı kaldırdım. Ayhan Işık Sokağı yazacak. Ben çok kötü oluyorum. Bilmem o günleri mi özlüyorum nedir. Sonra yürüdüm. Döndüm Bursa Sokağı. Erman Han'ın olduğu yer. Erman
Han'ın önü açıktı, gayet güzeldi. Fakat şimdi böyle bir asmalar masmalar yapmışlar. Kapkaranlık bir sokak olmuş. Bir kahve var orada. Bütün duvarlarda bizlerin resimleri var. Filmlerden, şeylerden. Ne kadar vefalı bir milletiz biz. Ne kadar vefalıyız. Olamaz yani. Keşke bir gün imkanın olsa böyle gidip baksan. Yani gitme ama çok kötü oluyor insan. Duygulanırım herhalde ama yine de gitmeli hakikaten. Yani sonra kahveci böyle buyur abla dedi bana. Yok dedim, gözümde gözlük var. Bakıyorum, gir içeri bak dedi. Kahve böyle ufak da bir yer. Girdim içeri, neyse kahvenin içi daha da felaket. Kimler yok değil mi? Hangisine bakayım? Baktım ağlıyorum. Saçmalama Hülya, niye ağlıyorsun? Ağlıyorum yani elimde olmadan. Akrabasına insan bu kadar yakın olamaz. Bu arkadaşlık aramızdaki paylaştıklarımız. Yani elimizden tutan yönetmenlerimiz, bize işimizi öğreten bizden önceki arkadaşlarımız. Nasıl bir sevgi varmış, nasıl bir saygı varmış, nasıl bir paylaşım varmış, nasıl bu kadar kenetlenmişiz, birbirimize güvenmişiz, birbirimize inanmışız. Yaptığımız işe müthiş inanmışız, saygı duymuşuz. Gerçekten çok güzel günlermiş. Çok güzel. Ama o ürünler bugün hala seyrediliyor. Aa, değil mi? En başta ben seyrediyorum. Bugün hala insanlar seyrediyorlar ve o dönemin insanların yaşam biçimlerine imreniyorlar. Çünkü o insanlar tertemiz insanlar, saf. Birbirlerini seviyorlar, yardıma koşuyorlar birbirlerine. Bir dürüstlük var, bir saflık var yani. Çok güzel. O insanı bugün de çok etkiliyor. Tanju derdi ki, Allah rahmet eylesin. Hani bizim eski Yeşilçam filmleriyle dalga geçiyorlar işte, şunu bunu söylüyorlar ama biz bir masal anlatıyorduk. Gerçek değildi o ki onlar. Bir masaldı. Masallarda da gerçek aranmaz. Ama insanlar o masalı çok seviyordu. Yalan olduğunu bile bile bayılıyorlardı. Şimdiki filmler çok gerçek. Fazla gerçek. Yani böyle alıp seni bir yerlere götürmüyor. Daha çok Allah bu böyle, o öyle diye millet düşünüyor. Ama öyle değildi eskiden. Demin söylediğin gibi işte. Tertemiz aşklar, saf aşklar. Evet. Ama başkaydı. Gerçekten öyle ve özlüyor insan. Çok. Gerçekten özlüyor. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz gerek gerçek yaşam, gerek sinema daha çok şiddetle yoruluyor. Aynen. Yani dizilerin çoğu öyle, sinema filmlerine gidiyoruz, şiddetle karşılaşıyoruz. Gerçek hayatta da var ne yazık ki ama Tanju dedin. Tanju deyince benim şuramda böyle bir sızı geldi geçti. Tanju'yu çok severdim. Biliyorum. Senin eşin biliyorum. Tanju Korel. Gerçekten çok severdim. Çok temiz bir insandı. Tertemiz bir insandı. İnsan olarak pırıl pırıl bir insandı. Evet. Ve dostluğu, arkadaşlığı çok güzeldi. Güzel. Evet. Hatırladığım kadarıyla annesine çok büyük bir saygısı vardı. Çok, çok severdi. Bağlıydı. Çok severdi. İzmirliydi. Yani ben de güzel, çok güzel izler bırakmış bir arkadaşım. Tabii ki sen çok küçük bir yaşta onu tanıdın. Evet. O zaman sinema... Dasın, Hülya Darcan'sın. Evet, birçok filmde oynadın. Evet, beraber. Ve ilk defa Tanju'yla bir filmde mi karşılaştınız? Evet, Gültekin diye bir tarihi film çekiliyordu yine kostüme. Orada beraber oynadık ama o beni resimlerinden falan daha önceden görmüş, takip etmiş, çok beğeniyorum demiş, öyle demiş. Çok güzeldin ama, çok güzeldin. Yani. Öyle, Türk sinemasına gelmiş geçmiş sayılı güzellerden birisin. Sonra işte nereden nereye, çok iyi arkadaşım da Tanju Bey. Yani benim normal erkek arkadaşım, kız arkadaşım. Öyle bir arkadaştık onunla. Çok mert de bir delikanlıydı. Evet. Hiç en ufak bir şey hissettirmemiştir bana. Yani bana böyle bir flört etsin benimle. Hiçbir şey hissettirmedi. Sonra günün birinde küt diye bana seninle evlenmek istiyorum değil mi? Hangi filmde söyledi onu? Dağlar. Yok ya, orada nişanlıydık zaten. Nişanlıydı. Bilmiyorum kaçıncı seneydi işte. 70'ti herhalde. 70'ler. 71'de nişanlandım zaten. Evet. 74'te de evlendik. Yok, olur mu?
Daha önce 74, tabii 4 sene falan biz nişanlı kaldık. 3, bayağı 3 uzun sene. Kalmışsınız. Askerlik girdi araya. Girdi tabii. O askere onu bekledik. Ne kadar zordu o dönemde. Düşün çok. Bir anda popüler olmuş ya. Ve herkes onu talep ederken 2 sene yok oluyor. Aynen öyle. Çok uzundu askerlik gerçekten. Çok fenaydı. Evet geldiği zaman aynı ortamı bulamayabilir. Canım, öyle oldu da zaten. Hakikaten çok zor. Berbat bir dönem. Bir o dönemi hatırlayalım diye o dönemdeki filmlerinden birinden Dağlar Kurbanı. Ha, bir evet, bir görüntüler de. İzleyelim mi? Tamam. Sen hiç susar mısın böyle? Bir zamanlar çok konuştum. Ama anlatamadım derdimi kimseye. Dinlemediler beni, küfrettiler, bela okudular ardımdan. Kaçtım Osmanlı'dan. Vakit yaz vaktiydi. Dağların misafir kabul ettiği vakit. Baktım olmuyor, bıraktım her şeyi geride. Vurdum dağlara. Dağa çıkmakla ne hallettin ki? Neyin mücadelesini yapıyorsun? Nerede büyüdün sen? Annem ölünce İstanbul'a yollamışlar beni. Yatılı okulda büyüdüm orada. İstanbul'da ekmeği nereden alırsın sen? Fırında. Buradaki köylü nereden alır bilir misin? Topraktan, tarladan. Ya yoksa toprağı tarlası? O zaman çalışır bir yerde. Ya çalıştırmazsa Kadir ha? Babam. Baban ya. İki avuç tohumluk verip borcunu ödemedi diye tarlalarını alırsa köylünün elinden ne yaparlar? Ne yaparlar? Kaçakçılık. Araplara, Fransızlara kaçak yapıyorlar. Para için babana çalışıyor hepsi. Mecburlar çünkü. Kocamış anaları, babaları bekler evde. Sabiler bekler. Sevgili Hülya, senle hiçbir filmde birlikte olmadık ama evet, Tanju'yla evet, birlikte olduk. El Kapısı. Ya, sen hatırlıyor musun o filmi? Benim için de çok özel bir filmdi. Almanya'ya işçi olarak giden evet, insanlarımızla ilgili belki de ilk filmdi o. Evet. Evet. İlk onların... Ya benim için çok önemli bir yeri var. Çok da güzel bir filmdi o. Güzel bir film. Güzel. Sonra aynı hikaye değiştirilip yapıldı. Yapıldı. Evet çok yapıldı. Çünkü Almanya. Yani Tanju'yla o filmde ne yazık ki yani son filmimiz oldu diyebilirim. Ama yönetmenimiz Orhan Elmas'tı değil Orhan mi? Orhan Elmas'tı. Hatırlıyor musun tabii, sen maceralarımızı? Tabii canım. Ben hatırlıyorum. Ben bir tanesinin bir sahnede gizli çekiyorduk genellikle. Bir sahnede fabrikanın kapısına içeri girmem gerekiyor. Buradan işaret geldi. Ben fabrikanın köylü kıyafetindeyim. Fabrikadan içeri girerken orada bodyguard var böyle. Koskocaman benim adam. Bana dur dedi, nereye dedi. Ben çaktırmak istemiyorum. Bir yandan kamera çalışıyor çünkü. Kafamı önüme eğdim, devam ediyorum. Bir itti beni. Ay yazık. Şok geçirdim, inanamıyorum falan. Ben yine de bozmamaya çalışıyorum falan. Yine de giriyormuş gibi arkamı döndüm. Hiç olmazsa o zaman stop desinler. Tabii. Yani fabrikaya girerken tabii, görüntüyü tabii, çeksin. Tabii. Onu hatırlıyorum. Adamdan yediğim o şey darbeyi. El Kapısı'ndan görüntülerimiz var. Tanju'yu izin verirsen tabii, ben de bir kez daha anmak istiyorum buradan. Zevkle. Ve nur içinde zevkle yatsın. Çok sağ erken kaybettik. Sağ. O sevgili dostumuzu bizim için çok zor ama ailesi olarak sizin için elbette ki çok daha güç. Bir bebem olsun istiyorum. Bebemi emzirem, ona ninni okuyam. Bebem er olmalı. Tıpkı senin gibi. Güçlü ve mert. Soyumuzu devam ettirmeli. Bizimle birlik el atmalı toprağımıza. Bizim toprağımıza. Toprak daha bizim olmadı. Unuttun mu borcumuzu? Ne malum bizim de Remzigil gibi açıkta kalmayacağımız. Korkulu rüya görmekten bıktım, usandım. Hani bereketsiz de olsa bu toprak senin toprağındı. Ağzımdan çıkan her lafı beller, yüzüm ortasına vurulsun. Anladım. Biliyorsun neyi düşlediğini. Seni hastan zehirledi. Almanya, Almanya deyip şaşkına çevirdi başını. Her şey gün ışığı gibi ortada. Hasan'ın altında arabası vardı. Cebinde de gani gani parası. Yüzümüz ortasına güldü adam, acıdı bize. Ne kadar pohpohlansa, ne kadar bal dök yala dese El Kapısı. Hı.
Seni biraz üzdümse özür dilerim ama çok değerli bir aktör. Benim çok sevgili arkadaşım ve Hülya'nın eşi. Onun için anmadan geçemeyecektim. Elbette ki senin sinemandan söz etmek istiyorum. Sen aslında 70 film yaptın. Birçok film yaptın. Çok ayıp. Ayıp mı? Bayağı film yaptın çünkü. Tabii 4 yıl. 4 evet. Yılda 75-80 yani bazı yerde 75 bazı yerde 80 fotoğraf çektirmez insan o kadar. Değil mi? Ama peş peşe film yapmak durumundaydık. Aynen öyle. 350 tane film çekiliyormuş o yıllarda. Evet. Ve herkes vardı. Evet. Bir defa 4 yapraklı yoncamız vardı. Diğer arkadaşlarımız vardı. Benim jenerasyonum, benim yaştaşlarım vardı. Ve hepimiz çalışıyorduk. Evet. Hepimiz de çalışıyorduk. Evet. İnanılmaz. Siz, ben senede 15 film falan çekmişim. Bize soruyorlar sık sık. Siz aslında rakipsiniz. Birbirinizle hiç sürtüşmediniz mi? Hiç kavga etmediniz mi? Hiç birbirinizle kıskanmadınız mı? Kimsenin kimseyi kıskanacak vakti yoktu. Tabii. Herkes çalışıyordu. Herkes sadece kendi işleriyle meşguldü. Evet. Haklısın ve çok fazla film yapmak çok durumundaydık. Yani, evet. Bir kere talep o kadar çoktu. Arz talep meselesi neticede. Tabii. Bir. Tabii. Bir de ikincisi öylesine amatör ücretler alıyorduk ki ancak aldığımız ücretlerle ancak mutfağımızı döndürebiliyorduk. Doğru. Yani hiçbirimizin sinemada bir birikimi olamadı kolay kolay. Hiç olmadı. Sen o kadar 7 yıl aşağı yukarı saydık değil mi? 70 tane film. 4 yıl. Sonra 4 yıl. Ben 4 yıl sinema yaptım. Evet. Sonra evlendim. Sonra evlendin. Bitti sinema. Peki evlenince sinemaya ara verdin. Evet. Neden? Çünkü Tanju istemedi. Yani bunu hayır sen çalışmayacaksın demedi. Tatlı ama, tatlı. Yani tabii. O hep söylüyordu zaten. Sen bu işe yakışmıyorsun. Ben bu işe yakışmıyorum. Ben niye yakışmıyorum? Ne güzel bir iş işte. Aslında içi gidiyor. Çok seviyordu sinemayı. Sinemayı ama seviyordu. Benim sinema yapmamı istemiyordu. Yani Tanju tuhaf huyları olan bir insandı. Canım benim. Tuhaf huyları olan bir insandı. Mesela ona sorsanız yani bu kadar da kıskanılmaz ki abi diyenler. Bak hiçbiriniz anlamıyorsunuz derdi. Bunu hiç unutmuyorum. Böyle beni ortadan ikiye ayırsalar bu tarafım Hülya. Yani aslında büyük aşk. Çok büyük evet. Aşk. Yani bazen sevgi, tutku bazen de fazlası zararda verebiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama 35 yıl evli kaldınız. Evet. Evet. Yani bir daha aktör kalırdık yani. O öyle giderdi artık. Bir aktörle bir aktrisin bu kadar uzun yıl aynı mesleği yapan insanların çok zor. Evliliği ne kadar zor çok değil zor. Mi? Çok zor. İşte o yüzden ikimiz aynı meslekte olmayalım diye ben fedakarlık edip geri çekildim. Televizyon çıktı. Bilmem ne yaptı. Yani hep o... Ama hep gayretliydi. Evet, hep evet. Var olmak için bayağı çabalıydı. Yani var olmaktan çok... Öyle çok, bir ortamda. Şeydi yani evde bir karım var, çocuğum var. Yani tencerenin kaynaması lazım. Peki buna kim? Ben yapacağım deyip... çok mücadele etti aslında. Etti. Çok mücadele etti ama bir ara bıraktı. O da sinemayı ister istemez. Ticaret yaptık. Hı hı. Yani onu da bir 10 sene falan yaptık yani. Bayağı. Tabii gelinlik, nişan, tuvalet falan yaptık toptan. Ne tabii. Güzel. Ondan sonra işte tekrar televizyon çıktı. O televizyon ufak tefek bir şeyler yaptı falan filan. Bir ömür geçti. Geçti. Peki bu kadar aşkla bağlı, seni çok seviyor, senin evde oturmanı istiyor, kıyamıyor evet. Sana daha doğrusu. Evet. Nasıl bir babaydı? Baba olarak nasıl bir harika baba? Bir baba. Harika bir baba. Kızlarına ben hep, tabii ben hep ona onun için şey derim çok anaç bir babadır. Yani anaç anneler için kullanılan bir şeydir, baba. Sözdür ama... Bana da öyleydi, çocuklarına da öyleydi. Çok anaçtı. Yani mesela birimizin ola ki başımız ağrıdı, ağrımaz. Belirir. Ne zaman ağrıdı? Ne zaman başladı bu ağrı? Bir dakika. Ben şimdi hemen şeyi arıyorum. Aynen. İçim Galatasaraylı olduğu için bütün Galatasaray camiasını çok arkadaşlar. İyi. Hemen arar. İşte Türker veya şey. Kim var? Doktor bize. Tamam kapat. Bu da 5 tane de. Ne oluyorsun? Başımız ağrıyor sadece bir şey değil. Olsun.
Yarın hemen doktora gidiyoruz. O kadar şeydi, düşkündü. Antibiyotik alıp hap içeceğiz gece değil mi? O saatini kurar. O saatte uyanır, ilaçlarımızı verir. Çok zor bir insandı. Nurlar içinde yattı. Nurlar içinde. Yani gerçekten çok zordu. Ama işte bu anaç tarafı, bu insan tarafı çok başkaydı. Senin gönlünü kırmadı ama değil mi? Yani gönlümü kırmak demeyelim ona. Ufak tefek şeyler olmuştur ama bunlar böyle... Bütün ailelerde ufak tefek şeyler tabii ki olur. Yani içinde kalır. Aman kimse duymasın, aman herkes yanlış anlar diye biz böyle. Bazen sevgi birçok şeyin üstünü örtebiliyor. Gerçek evet. sevgiyse o. Evet. Değil evet. mi? Gerçek aynen sevgiyse. Öyle. Aynen öyle. Benim çok yakın bir dostum, biz şimdi iki kişi karşılıklı seslerinizi yükseltmeyin tartışırken ele çocuklar varsa diye. Evet. Yani çocuklar annenin babanın seslerini yükseldiği zaman panikliyorlar, çok korkuyorlar. Evet. Onun için aman çocukların yanında sakın sesinizi yükseltmeyin. Varsa bir meseleniz gidin sonra yatak odanızda kendi aranızda halledersiniz derdi. Çok doğru. Peki zaman zaman aileye giriyoruz tabii, girmeden olmaz. Çünkü sen mükemmel bir eş, mükemmel bir annesin, ister istemez giriyoruz. Bu kadar filmden sonra ara verdin, sonra tekrar sinema... Televizyon. 17 sene falan gibi bir zaman dilimidir ara verdiğim zaman. Tanju TRT'ye Kara Elmas diye bir dizi çekecek. Dizi değil, filmdi ama uzun olunca ikiye böldüler. Ve harıl harıl her şey hazır. Tanju'nun karısını oynayacak oyuncu bulamıyoruz. İyi olmuş. Yok yani. Çok iyi olmuş. Şöyle ama... Şöyle. Şimdi ben diyorum ki şu bak diyorum ismini bulamıyorum. Yok. Diyor. Şimdi burnunu falan yaptırmış olmaz diyor mesela. Tabii yani. Bir de proje Tanju'nun projesiydi. Yapımcıydı aynı zamanda. İşte şu olmaz, dişleri çok büyük. O da dişlerini... Yani hep böyle bir bahane bulundu. Bizim istediğimiz yüzünü yıkayacak. Sete gelecek. Başına yemenisini bağlayacak. 3 tane çocuğu var. Kocası maden işçisi. Ve onlar için böyle kocası orada çalışacak. O da burada çalışacak. Yok nereden bulacağız yani, birisini yaratalım da hani. Sonra bir gün Allah rahmet eylesin Atilla Ergün, çok yakın arkadaşımızdı. Ailecek de görüşürdük. Ya Tanju demiş, senin karını en güzel senin karın oynar abi demiş ona. Yani. Gelip bana söylediği zaman böyle tabak bir şey vardı elimden düştü. Ben yapamam, yok bitti dedim, yapamam ben. Niye? Tamamen. Bitti bıraktın yani. Mı? Evet bıraktım. Bitti ve yani senin için sinema. Bitti. Kafamdan onu. Bir de çok güzel şeyler de yapılıyor bu arada. Güzel filmler geliyor. Eskiden çekilen film bize kaç sene sonra gelirdi yabancı eskiden, filmler. Evet. Şimdiler sabah çekiliyor. Öğlen biz izliyoruz. Seyrediyoruz. Her şey çok değişmiş. Oyunlar değişmiş bilmem ne. Hayır dedi Tanju, yaparsa Tanju yapamam. Ne olur ben yok yapamam. Düşün bu sefer de o yaptı. Evet yani çünkü ya. Hani onun işi o oynuyor. Ama ya şart canım. Bu yani o canım. Oynuyor. Onun karısıyım. O öyle olunca. O zaman olur. Evet. Baktım kendimi ya. Sette buldum sonra. Neyse çektik, çok da güzel ses getiren bir film oldu. Sonra gene ben çekmiyorum. Ama bu arada bana teklifler geliyor. Gelir, kabul etmiyoruz falan. Sonra... Tanju Zeytin Dalı diye bir dizi yaptı yine TRT'ye. Bir rol oynadım. Aynı anda bana Büyük Yalan'dan teklif geldi. Şimdi Tanju'yu çok iyi tanıdığım için... Başka bir firma, başka evet, bir ekip. Bambaşka bir ekip. Yani bizim değil, o iş bizim evet. değil. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. De, şey dedim Tanju, boş ver canım, gerek yok dedim ben. Niye dedi? Nasıl niye? Yani sen... Bayağı şey değişti. Dedi, tabii. De hikayeyi okuduk yani ikimiz tabii. birlikte. Çok güzel bir karakter dedi. Tam senin oynayabileceğin bir karakter. Ah, ben olsam canım. Kabul ederim. Tanju. Biliyorum Allah. Çünkü oyunu. Evet. Emin misin? Aynen öyle. Tanju saçmalama, ben seni çok iyi tanıyorum. Hayır vallahi değil. Sonradan dedi. Şey yani, olmasın tabii canım. Arada. Bir baktım peki dedik. Hakikaten iyi, de çok da iyi etmişim. İyi ki. Evet,
Çok güzeldi. İyi etmiş. Çok güzeldi. Görüntülerimiz var Büyük Yalan'da. Öyle mi? Evet, ay ne bakalım güzel. Bakalım biraz. Senin bu iktidar saplantın olmasaydı ben vermeyecektim kızımı. Bütün aile dağılmayacaktık şimdi. Hepsi senin yüzünden. Allah'ım, sen affet. Affet ya Rabbi. Demin kırık hayatlardan bahsettik ya. Zeytin dalı. Zeytin dalı. Bir de kırık hayatlar da var. Hayır, Bergüzar. Bergüzar'ın oynadığı. Hangisi? Evet, evet. Orada mı o çocuğun ruhuna oyunculuk? Ya aslında bir, çok ilginç. Yani yetiştirilirken oyuncu olmak gibi bir hayır, şey yok. Hayır, hayır, hayır. Sporcuydu Bergüzar. Çok güzel voleybol oynuyor Galatasaray. Deli gibi onu istiyor oyun falan. Ve sonra beli sakatlandı, oynayamadı falan. Hiç oyunculuk lafı edilmiyor evde. Ama sen de biliyorsun yani evde konuşulan konu sinema. Dur be. Yönetmenler gelen geliyor. Gelen giden sinemacılar. Senaryolar geliyor, tartışmalar oluyor. Yani çocuk hep, ikisi de çocuklarımın. Yani Zeynep de Bergüzar da o ortamda büyüdü. Tabii. Yine hiçbir şey yok Bergüzar'da. Sonra Bergüzar lise sonunda bir oyunda sahneye çıktı. Çok da güzeldi. Ha, çok ya. Komikti. Sonra Türkçe öğretmeni geldi yanımıza. Dedi ki Hülya Hanım, sakın dedi bu çocuğu orada bu sınav, bu hiç uğraşmayın. Direktleri konservatuara verin. Yazık etmeyin. Yazıktır buna. Çünkü yetenek. Bu yeteneği dedi yazıktır dedi. Anneden babadan genlerden geçmiş. Yani şeyden geçiyor. Evet hakikaten öyle yaptık. O da dedi yani evet dedi ben Mimar Sinan'ın şeylerine girmek istiyorum. Aa böyle şey ben Evla Tanjon falan yapar zannettim. Baba ne dersin dedi. Emin misin kızım dedi. Evet dedi yani ben bir şansımı denemek istedim ama biliyorsun değil mi bizim neler çektiğimizi de. Yani. Biz çünkü yani sen de biliyorsun o yıllarda kolay değildi Yeşilçam'da olmak. Elbette. Neler çektiğimizi biliyorsun. Hazır mısın bunlara bütün bu zorluklara? Bu kadar özveriye. Evet. Evet dedi yani ben dedim peki. Peki kızım. Hiç şey yapmadık. Yani bana göster diyor. göstermedi. Ama bu yani iyi ki öyle yapmış, iyi ki Bergüzar isteğini, cesaretini babasına güzel evet, ifade etmiş evet, kendini. Evet. Helal olsun. İyi ki olmuş. Sağ ol. Şimdi sağ sen evladını izlerken bir anne olarak bir evladını gibi mi izliyorsun? Yoksa bir sinema eleştirmeni gibi yani, ya da seyirci gibi böyle yani... Çok fena bir uzaklaşıyor şey. Musun? Yabancılaşıyor musun seyrederken? Şöyle mesela en son çektiği şey Vatanım Sensin. Vatanım Sensin de ben hala finalini izlemedim mesela dizini. Dayanamazsın. Evet şöyle bir şey oluyor bende. Ben Bergüzar'ı izlediğim zaman bazı mimikleri, jestleri normal hayatında da yaptığı için çok fazla gerçek geliyor bana. Yani o zaman da anne Hülya oluyorum. Yani aslında onu bilerek yaptığı bir şey değil belki Bergüzar. Yani öyle davranıyor, öyle konuşuyor bu çocuk. Ve baktım ki çok kötü oluyorum. Yani Bergüzar'ın o tip sahnelerini asla hayır, izlemiyorum. Oynadıktan sonra, bittikten sonra belki birkaç sene sonra izliyorum falan. Ama bazen de... güzel dizileri oluyor. Gerçekten çok güzel dizilerde evet, oynadı. Evet. Çok canlandırdığı karakterlere çok hakkını verdi. Evet. Hak ettiği bir isme sahip oldu. Sağ ol. Bir anne olarak gurur duyulacak bir evlat.
Hem de nasıl. Evlat olarak zaten gurur duyuyorum. Her iki çocuğumla Allah, da. Allah bağışlasın. Amin. Allah torunlarını da bağışlasın. Amin. Böyle amin. Erken yol alanlar erken anneler. Ya tamam ben sana çok imreniyorum ama olmadı işte. Hepsi olacak inşallah. Allah sağlık versin her şeyden amin. Önce. Peki şimdi kızından babana geçelim mi? Benim babama. Evet. Tabii. Çünkü senin baban çok ilginç mesleği olan bir adam. Evet. Evet. Türkiye'nin ilk cambazı. Evet. Evet. Yani herkesin yaptığı, yapabileceği bir iş değil mi? Değil. Aynı zamanda Hacivat Karagöz kukla. Evet. Çok iyi bir Hacivat Karagöz ustasıydı. Evet. Çok güzeldi. Çok güzel oynatırdı. Çok farklı bir dünyası varmış. Çok bambaşkaydı. Yani aslında babam Gönenli. Hı hı. Gönenli, Gönen'in eşrafından bir ailenin oğlu. Babası Çanakkale'de ölüyor. Dedemiz 2 yaşında falan kalıyor dedem, şey babam. Sonra babaannem evleniyor tekrar. Sanırım bir üvey baba olayları oluyor. Ve 15 yaşındaki Rüşdiye'de okuyor o zamanlar. Evden kaçıyor. Bu bambaşka bir hikayedir ve Bergüzar'ın hep... Bunu yapmak istediği ben. Bir projedir bu. İnşallah yapar. Bir şekilde öyle böyle cambaz oluyor. Hı hı. Şimdi, tanıştığı birileri sayesinde. Tabii. Şimdi ben sana daha acı bir şey söyleyeceğim. Benim babam cambazlık yaptığı dönemlerde ben işte ilkokula falan gidiyordum. Hı hı. Çok acı bir şey bana hala çok şey gelir. Benim ilkokul öğretmenim, benim babam cambaz olduğu için o kadar çok horlardı ki. Ne diyorsun? Tabii. Ne diyorsun? O kadar garip davranırdı ki ve beni bir yıl okul sınıfta bıraktı, ilkokulda. Bir öğretmen? Evet, evet ilkokul Aman öğretmeni. Allah. Ve bende şöyle bir şey oldu. Ben babamın mesleğini söylemeyeceğim. Halbuki çok zor bir meslek. Of. Benim annem kalpten gitti. Of. Adam, kadıncağız onu telin üzerinde izlemekten evet. mahvolmuş yani. Canıyla evet. Para kazanıyor. İki defa düşmüş, bir kolunun fazısı yoktu, sakattı ama yine çok çalışkan bir adamdı. Çok. Ondan sonra... Yani bir evlatlar beslenecek dediğin gibi o tencere kaynayacak ve böyle bir tehlikeli mesleği göze almış yapıyor. Çok saygıdeğer aslında tam tersi. Hiç öyle değil çok işte. Çok iltifat edilmesi gerekir. Ta ki sinemaya girene kadar. Evet. Ben hep sakladım. Baban ne iş yapıyor? Serbest meslek. Ne o serbest meslek duymuşum onu ben bir yerden. Evet. Hani bana sorsalar ne tip bir şey ne diyeceğim? Serbest meslek diyorum hep. Allah Allah. Sinemaya geçti. Sinemaya gitmişti. O meşhur şeyin ses mecmuasının o böyle şeylerinin karşısına çıkıp böyle jürisinin karşısına çıkıp konuşurken falan filan. İlk defa orada baban ne iş yapar Darcan dedi. Cambaz dedim. Hiç unutmuyorum. Osman Seden böyle oturmuş böyle yazıyor. Ne dedin dedi. Cambaz dedim. Hani o ağzından bir anda çıktı. Ne diyorsun sen dedim. Ya. Nasıl cambaz dedim. Hani dedim böyle ip oluyor canım. Dedim onun üzerine çıkıp böyle hani bunu söylüyorum ama ağzından dökülüyor laflar. Söylememem lazımdı. Şimdi bunlar Eyvah. Da küçümseyecekler. Şimdi hep böyle o küçücük halimle bunların mücadelesini veriyorum. Bir öğretmenin yaptığı şeye bakar mısın bir çocuğun hayatını? Hani dedim etkin. Böyle direkler çık. Nasıl olur anlat bakalım dedi. Böyle iki tane direk çakılır dedim. Sağlam. Onun arasına da tel gerilir. İşte babam benim otele çıkardı. Elinde kocaman bir sopası olur. Terazi derlerdi ona. Onunla işte telin üzerine bir sürü numara yapardı. Ayaklarını tenekeye sokup yürürdü. Kurban keserdi. Herkes bıraktı. Sadık Şendil, Metin Erksan, rahmetli herkes var jüride. Herkes kağıt kalemi bıraktı. Beni dinliyorlar. Böyle kaldılar. Yani işte öyle cambazdı benim babam dedim. Bir bu. Bir de esas... Büyük hayranlıkla dinlemişlerdir. Allah rahmet eylesin. Erol Günaydın'la bir filmde çalışıyoruz. O da yine böyle sordu. Hülya dedi, senin baban ne iş yapıyor dedi. Bilmiyorum, nereden misin? Senin babam cambazdı. Cambaz mıydı?
Nasıl yani dedi. Ya. Canbaz böyle böyle. Lütfen anlatır mısın? Aman Allah'ım ne kadar güzel bir şey dedi. Ha, dünyada kaç kişinin yaptığı iş. Evet. Ya ne kadar nadir. Çok nadir. Çok yok zaten. Hani şu an bakıyoruz yapan da mı? Yapan belki pek yok. Belki yurt dışında vardır. Süt kardeşlerim var şeyde. İzmir'de. Mesela bir tanesi tele çıkıyor. Çünkü onun babası da canbazdı. Babamın ortağıydı falan. Dedim çok güzel karagöz kukla oynatırdı babam dedim. O da Karagöz ve Hacivat onlara çok meraklıydı Erol abi de. Hani o da böyle tabii, ilgilenirdi. Tabii. Türk temaşası. Geleneksel Türk tiyatrosu evet. Oradan başlıyor. Ay. Sonra o kadar beni onore eden şeyler söyledi ki yani. Elbette. Ama onore etmek için değil. Gerçekten. Hayranlığını dile getirmeye başladı. Evet, dile getirdi ve o zaman dedim ki. Yani bundan sonra. Utanmak değildi o zaten. Saklıyordum işte o tepkiden sonra. Sonra şimdi evet göğsümü gere gere söylüyorum. Evet. Benim babam bir cambazdı. Çok güzel. Çok güzel komik Hülya. Bir adamdı. Üstelik. Ama çok otoriter bir adam. Evet. Sen hep otoriter erkeklere çatmışsın hayatında. Evet ama öyle değildi. Yani sevgi dolu otoriterler. Evet, yani onlar... şu kadar bir şey söyleyeyim sana. Ramazan'da İzmir'de çok büyük avlusu olan bir evde oturuyorduk. İşte gece davulcu gelir böyle bam 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 falan babam da bütün komşular çıkar. İşte sahurlar yapılır. Komşu komşuya sahura gider bilmem ne. İftarda derdi ki babam işte Binnaz abla, Ayşe abla neyse komşularımız. İftardan sonra bizdesiniz. Karagöz kukla var. Çocuklara söyleyin derdi. Bir tek komşularımız gelirdi bahçeye. Babam perdeyi kurardı. Onlara karagöz kukla oynatırdı. Öyle de bir adamdı yani. Ne güzel bir insandı. Çok güzel. Çok güzel bir aile. Çok. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ben hala bisiklete binmeyi bilmiyorum biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Çünkü yoktu ki bisikleti. Ben de bilmiyorum. Bana bir filmde Cüneyt öğretti bisiklete binmeyi. Çünkü rol gereği bisiklete binmemiz gerekiyordu. Bana birkaç saat çalıştırdı. Ben böyle böyle. İşte aynen ben de. O sahneyi atlatana kadar. Ay, hep korkardım. Ay, bisikletli bir sahne olmasın. Araba kullanıyorsun bisiklete binmeyi. Çünkü yok ki bisikletimiz. Tabii. Nasıl alacaksın? Bisiklet almak. Görmediğimiz bir şey. Ama ay, çok canım. Mutlu bir ailede büyüdüm. Çok birbirine aşkla sarılmış bir anne babanın arasında büyüdük hepimiz. Onun için de artık hiç öyle bir şeyler düşünmüyorum. Söyleyen, utanan bile varsa babasının yaptığı işten yani bu tip iş. Ben onu daha çok yüreklendiriyorum. Aslında güzel gurur duyması diyorum. Gerekiyor. Evet, evet. Baba aslında yaptığı işten çok sana davranışı önemli. Ki tabii, sevgisini... Tabii. Açık açık gösteren bir baba. Helal olsun, nur içinde yatsın. Bütün değerli babalarımız. Zamanımız doldu. Ay. Aslında ben o kadar tatlı sohbet ediyorsun ki çok arzu ederdim. Keşke daha uzun zamanımız olsa. Bir başka programda daha çok filmlerden konuşsak. İnşallah. Ama çok teşekkür ediyorum Hülya geldiğin için. Çok mutlu oldum. Gurur duyduğun evlatların var. Evet. Çok saygıyla, sevgiyle yad ettiğin bir eşin var. Ve bütün bunlar Türkiye'ye mal olmuş insanlar. Evet. Türkiye'nin sevgisini kazanmış insanlar. O nedenle adaşım, sevgili dostum, sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Seninle oturup sohbet etmek çok güzeldi. Sağ ol. Programını zaten izliyorum, çok teşekkür güzeldi. Teşekkür ederim. Böyle bir programda olmaktan ben de çok büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, ben doyamadım, bilmiyorum sizi. Aslında daha konuşmak istediğim çok şey vardı. Çünkü çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, değer verdiğim bir dostumla beraberdim. Hepinizin tanıdığı Hülya Darcan'la. Haftaya tekrar bir değerli arkadaşımla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.